Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi yavrulara yemek hazırlayacağım yine. Hem yemeklerini hazırlayacağım hem birkaç bir şey konuşacağız. Sen nereden geliyorsun Fares? Geliş var ya, hiç bir şey geliş değil yani. Bir şey çaldım, sakladım, gömdüm falan geleceği. Bak bak, kesin yumurta yedi bak, ağzını yaladığına göre. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Bu hani yavrumu nasıl geliştireyim, köpek yavru köpeği nasıl besleyeyim, bakın bu basit yani. Mama var ya, mamanıza, tamam mı kardeşim? Konserve bu, tamam mı? Bu 400 gramlık konserve, 400 gram yani. Evet 400 gram burada yazıyor, tamam mı? 400 gram konserve arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bunlar daha yavru olduğu için normalde maronu böyle tavuk mavuk olmadığı zaman mamasına hep bunu katmasam yemez yani. Her gün bir tane konserve. Şimdi bakın bu konserveyi katıyoruz. 2 tane yavrumuz varsa, 3 tane yavrumuz varsa biraz daha az yaparsınız. Yani mamasına katın arkadaşlar. Mamayı böyle güzel bir karın, tamam mı? Şşş, sus. Konserve de dandik olmayacak yani, onu söyleyeyim size. Konserveler kaliteli olması lazım. Dandik konservelerin içine ne koyuyorlar belli değil. İçeriğini bilmeniz lazım. Ben şimdi bu konservenin ne olduğunu söylesem, yani belki bilenler vardır tabii ki de. Ama ne olduğunu söylesem arkadaşlar, inanın zam geliyor ya. Sonuçta ben bunları para vererek alıyoruz, tamam mı? Allah razı olsun. Bazen takipçiler de bize mama falan gönderiyor, tamam mı? Kendi kullandığım mamayı, ama bunu da tabii biz de para vererek alıyoruz. Fiyatları yükseliyor. Yani o yüzden çok da böyle reklamını da yapmak istemiyorum arkadaşlar. Geçen bir tane takipçim yazdı ki işte yeni bir zam daha geldi mamalara. İşte biraz daha dedi göster, daha iyi zam gelsin dedi, tamam mı? Ben de o yüzden artık kaldırdım. Çünkü gerçekten zam geliyor. Ben bu mamaları kullanmaya başladım yani, 2 yıldan beri kullanıyorum. Katlaya katlaya zam geliyor yani. Neyse olsun. Şimdi yumurtasını da kıralım. Bu yumurta daha da lezzetli bir hale getiriyor arkadaşlar. Yavrular şimdi, yani şimdi nasıl yediklerini bakın, yaklaşık 5 gündür 4-5 gün oldu buradalar. Köpeklerin artık bir yeme standardına alıştılar. Ama bakın iştahlı yemeleri değişmiyor yani. Mesela bizim Bella biraz daha şu an iştahı kırıldı. O yavru sayılmaz artık ama iştahı kırıldı yani. Eskisi gibi iştahlı yemiyor yani. Yesem de olur, yemesem de olur gibilerine gidiyor. Çoğu kişi de diyor ki bu yumurta kabuklarını niye hala aynı konu? Bu yavru zamanlarında hep bu konu oluyordu. Yumurta kabuklarını niye vermiyorsun işte falan filan. Arkadaşlar benim aldığım bilgilere göre yumurta kabuğu çok faydalı olmuyor. Hele de bunlar köy yumurtası değil. Ben o yüzden vermiyorum yani. Belki faydalıdır ama faydalı diyenler de çok yani. Faydalı değil diyenler de çok. O yüzden vermeyelim yani. Yumurta kabuğu eksik kalsın. Yumurta kabuğunu doğaya atıyorum. Yani şimdi bunu daha güzel bir karıyorum arkadaşlar, tamam mı? Bakın böyle. Sus! Oğlum yemek saati mi senin? Evet şimdi böyle yumurtayla güzel bir kardık mı arkadaşlar, görüyorsunuz. Şu anda 10 numara oldu. Konserve, yumurta ve mama. Tamam. Mama da şöyle şimdi kuzey etli mama var, bir de tavuklu mama var, tamam mı? Tavuklu mama daha iyi kilo aldırıyor. Dogolarda ben tavuklu mamayı çok kullanmıyorum arkadaşlar ama daha çok kuzey etli. Ama bu köpekler dogo falan değil yani, bunlar böyle çoban köpeği cinsine benziyor. O yüzden bunlara kullanabilirsiniz yani, daha hızlı kilo almaları için daha iyi kilo aldırıyor tavuklu mama. Ama tabi bunlar şimdi yavru maması da değil ama ben bunu şimdi yavrunun yiyebileceği iştahlı bir hale getiriyorum. Yavru mamasıyla
yetişkin mamasının arasındaki fark da şöyle bir şey var. Yani bunu da tabii tecrübelerle ve anlayan kişilerin söylemesiyle öğrendiğim bir şey, tamam mı? Yani yavru maması daha fazla yiyebiliyor köpek, daha iyi büyüyor, kilo alıyor. Ama yetişkin mamasını daha geç sindiriyor, daha az yiyor, daha doyurucu oluyor. O yüzden daha az yediği için daha az kilo alıyor, daha yavaş büyüyor. Ama şimdi bunu daha az yemeyecekler yani. Daha hızlı yiyecekler çünkü bunu çok lezzetlendirdim yani. Hem yaş konserve hem de yumurtayla. Evet, şimdi biraz da buna katalım. Bir tanesi işlerinde çok katılamıyor yine. O yüzden ikiye bölelim. Şimdi bunu hemen yemeseler bile yani böyle bazen doyuyorlar ama böyle bir saatinde bitiriyorlar çünkü. Fazla fazla yapayım da onlar yiyebildiğini yesin yani çünkü. Ve kapatalım da şey yapmayalım. Yine aldım tavuklar ya buraya. Bir tanesini ver öbürü neden? Kut al. Ne oluyor ya? Şöyle koyalım. Lan tek şerefsiz seni. Köpek onu nasıl yiyecek? Çık! Yürü! 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 Çık! Dur! Yürü! Yürü! Seni yakalayacağım seni. Çamur ettim böyle şuyuz. Kaybol. Evet arkadaşlar. Paris sen de kaybol. Neyse sen de gel iyi istiyorsan beraber. Hadi gelin bakayım gel. Gel. Aferin. Gelin bakayım. Evet. Marcos. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an nasıl yediklerini görüyorsunuz. Kosboğalar. Şimdi bunlar maskeli beşlerden efsane dörtlüye düştü arkadaşlar. Efsane dörtlü. Biri daha giderse üç silahşörler olacak. Biri daha giderse bitirim ikili. Tek kalan yalnız kurt. Yani Paris. Paris'e bak ya. Paris de neyin peşinde ya? Paris hayır. Evet arkadaşlar bazen şimdi biraz da bir şeyler söyleyeyim. Köpekler yemeği yerken biz bu köpekleri aldık buraya getirdik bu yavruları, tamam mı? Yani kendime göre çok iyi bir şey yaptım. Çoğu beni takip eden insanların %99'una göre iyi bir şey yaptım ama şöyle bir %1'lik bir kısım var. Böyle bizi herhalde sevmediklerinde, normalde onlar da aslında olayın farkındalar, tamam mı? Şöyle bir şey yapabilirsiniz yani, onlara söylüyorum. Yani hani yiğidi öldür ama hakkını ver yani. Şimdi burada hani beni sevmeyebilirsin, olabilir, yanlışlarımız olabilir. Ama bazen yani yaptığımız doğrularda da, tamam mı? İşin hakkını verin yani. Her şey, yani öyle saçma eleştiriler görüyorum ki. Eleştiriler hiç umurumda değil. Yani sadece biz burada muhabbet olsun diye konuşuyoruz yani. Sonuçta bir şey konuşacağız da yani. Şimdi nasıl yiyeyim? Ne yiyorlar ki abi? Hmm.
Özellikle böyle iki taneyi kendine ayır, bir taneyi kendine ayır diyen arkadaşlar. Yani burada dört tane dişi köpeğimiz var. Dişi köpek, dört tane dişi köpeğin ne demek olduğunu herhalde bilmiyorlar. Ben dört tane dişi köpeğim var. Hepsini de seviyorum. Ama arkadaşlar burada altı tane de erkek köpeğim var. Her dişinin kızanında farklı bir olay olur. Yani bir tane olsa bir şey değil. İki tane olsa neyse de. Dört tane var benim arkadaşlar. Yani bana hala bir tane kendini ayır diyenler hangi mantıkla yazıyor? Onların yaşı eminim çok genç kardeşlerimiz yazıyor. Onlar da iyi niyetinden yazıyor. Benim köpeklere iyi bakacağım için. Onlar da bende kalmasını istiyor. Yani ben de onların iyi niyetine veriyorum bu tarz yorumlar. Ama ben kendimi ayıramam arkadaşlar. Çoğu kişi de... Ya Allah'ım ya nasıl hırlıyorlar ya. Ne oldu? Allah Allah, bozkırlar, canavar da ne oldu? Ya yalıyor. Şu an ona şey yapıyor. Ha. Tamam. Benim kız. Tamam, boş kız. Boş kız. Sevdiniz mi? Ha? Sevdiniz mi? Ha? Sevdiniz mi? Aferin. Şu an bu karar tam geldi bunlar arkadaşlar. Yani tamamen doydular yani. Dur. Ya akşam dur oğlum durun tamam durun oğlum. Dur. Ya bunlar da biraz şey ya. Yani hareketli köpekler arkadaşlar. Yani öyle bakın ben yavru dur. Ben yavru besledim yani çok ama bunlar harbiden hareketli yani. Escobar! Köpekleri sahiplendiriyorsun. Madem öyle cins köpek bakacağını sen beslesene. Ya adamın bakın nereden neyi çıkartıyor ya. Biz bunları aldık sokakta kalmasın diye. Yol kenarında ölmesinler. Araba ezmesin. Boğulmasınlar orada derede. Üşümesinler. Yağmur yağmasın diye aldık böyle bir sıcak yuvada bunları besledik. Bakın kendine getirdik yavruları. Yavruların durumunu görüyorsunuz. Nasıl oldular? Biz ne yaptık? Adamın bize yaptığı yoruma bak yani. Çok biliyorsan sen iki tane alsana bir bakayım baksana. Böyle akıl vermek kolay. Akıl veriyorsunuz ya. Akıl vermek kolay yani. Ben buradan Almanya'daki kardeşimiz var. İbrahim Kesikbaş. Ona çok teşekkür ediyorum. Mama aldı bize. Köpeklerimiz için. Ona çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ondan sonra Sarıyer'den Hüseyin kardeşim var. Ona da çok teşekkür ediyorum. O da mama aldı. Allah razı olsun. Harun Karakaya. Ona da çok teşekkür ediyorum. O da mama aldı. Allah razı olsun. Daha henüz mamaları almadım ama merkeze inince alacağız. Harun bana alabay getirecekti aslında. Olmadı. Köpek çok fazla büyüdü arkadaşlar. 5-6 aylık oldu. Bu saatten sonra o köpeği alamayız. Biz onu sürpriz olarak açıklayacaktık Harun'la ama köpek büyüdü yani fazla. Büyük bir köpeği buraya sokmak da sıkıntı olur. Herkes mesela bana diyorlar işte yok alabay besleyeceğine bunlardan bir tane beslesene bilmem ne. Ya kardeşim ben burada insanlar bizi izliyor değil mi yani? İnsanlar bizi, ben ne dedim? Benim hayalimde bu alabayı beslemek var değil mi? Ben bu hayalim yaşayacağım yani. Burada şimdi
bu köpekleri ben sadece bunlara değil, sokakta gördüğüm bütün köpeklere elimden geldiği kadar besliyorum, ediyorum, tamam mı? Zamanım olduğu kadar. Ama bir alabay beslemek benim hayalim yani arkadaşlar. Onu besleyeceğim inşallah. Şimdi olmasa bile daha sonra yani. Bu belki... Şşşt! Onlar da operasyona gidiyor. Bak. Hemen bu köpeklerle alabay kıyaslaması yapıyorlar. Bunları ya ben şu an köpek besleyeceğim mi diyorum arkadaşlar. Şu an alabayı şu an alıyor muyum yarın? Herkes... Herkes bakıyorum, tamam mı, bu bazı kişiler, herkes demiyorum tabii, bazı kişiler böyle nasıl eleştirebiliriz yani, nereden ne çıkarabiliriz, aslında hiçbir şey yok, ne buradan nasıl eleştirebiliriz onun şeyine gidiyorlar. O zaman devam edin arkadaşlar ya. Ben zaten çoğuna cevap vermiyorum, bazen böyle tamam diyorum ki bir tanesine cevap vereyim de içimdeki şeyi boşaltayım yani, öyle bazen oluyor ama genelde görüyorsunuzdur ben cevap vermiyorum. Yazan yazsın ya. Hep yazıyordular yani. 10.000 kendi, 20.000 kendi, 30.000 kendi yazıyordular. Siz yazıyorsunuz. Biz yine mutluyuz. Siz yazmaya devam edin. Biz yine mutlu olacağız. Şşt! Korsan yanına gittiler. Şimdi yemeğe geldiler ya, şimdi onlar... Aferin. Aferin. Gilimut. Gel. Gel bakayım. Gilimut. Gel. Sen de gel. Gel. Bu sizin karabaşlar. Gelin bakayım buraya. Gelin. Parsa. Bozkız. Şimdi gidin bozkız. Bu aynı bozaya benziyor ya. Bozaya benziyor. Bunlar meşhur oldu arkadaşlar. Şu anda bu köpekler, tamam mı? Yani videoları ne kadar izlendiğini görüyorsunuz. Bunlar meşhur oldu. Bu köpekleri sahiplenmek isteyenler şimdi zaten 3-4 kişi var. Yani eğer yalan konuşmuyorsalar, boşa konuşmuyorsalar bunlar şu anda sahiplenildiği gibi bir şey yani. Bakacağız. Herkes yazıyor. Çoğuna cevap veremiyorum. Çoğu da şey diyor arkadaşlar ya. İşte uzak şehirlerden ben nasıl getireyim? İşte bana gönder. Bana gönder diye bir şey yok ya. Yani yalandan muhabbet olmasın ya. Bana gönder. Yani yakında değilseniz, gelip alamayacaksanız boşuna bunu ben alayım, ben sahipleyeyim demeyin. Özellikle genç kardeşlerimiz. Yani bu olmaz ya. Ben şimdi bunları bugün yarın sahiplendireceğiz inşallah Trabzon'da. Bakın ben evine bile getireceğim insanlar var. Bir tane dedeyle nenemiz var. Trabzon Sürmene'de. Onların getireceğim köyüne, teslim edeceğim köpeğe. Yani biz de sonuçta bu iyilikte bir katkımız var. Daha da fazla olsun. Getirelim, ayağına getirelim köpeği. Yeter ki baksınlar. Torunu bize yazdı. Böyle anlattım mevzuyu. Dedim tamam ben getiririm kardeşim. Bir tane oftan bir kardeşimiz gelecek almaya. Bir tane Sürmene'den tekrar başka bir arkadaşımız yazdı. Yani 3 tanesi garanti gibi arkadaşlar. 3 tanesi garanti gibi ama yine de bakacağız yani. Çünkü %100 olmadan bir şey söyleyemeyiz. Ama büyük ihtimalle bu önümüz bu hafta yani bunlar sahiplendirilecek. Köpekleri gelip almak isteyenler burada zaten gelirse hem onunla video çekeceğim arkadaşlar, tamam mı? Hem de tanışmış olacağız. Köpeği kimin aldığını siz de göreceksiniz. Köpeği alan arkadaşlar ona sosyal medya hesabı falan açarsa onu da tanıtacağım zaten. Diyeceğim böyle. Takip etmek isteyenler, köpeğin nasıl bakıldığını görmek isteyenler de oradan takip edebilir. Mesela bizim bu köydeki Erol kardeşimiz bakın köpeği sahiplendi. Daha çok bir zaman geçmeden 1200-1300 takipçisi oldu yani. YouTube'da 1200-1300 takipçisi olmak çok bence büyük bir başarı.
O kardeşimizin başarısı mı, bu köpeğin meşhur olması mı, onu hepiniz anlıyorsunuz. Evet, bak. Yumurta mı aldı, kemik mi? Bak, hemen kemiği kaptı. Köpeklerin nasıl çakal olduğunu bakın, Paris'ten kemik çaldılar, anlayın ya. Pirana bunlar ya. Yani köpeği kardeşimiz aldı. Bazen çok böyle şey yorumlar da gördüm. İşte bu çocuk köpeğe iyi bakamaz falan. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? İnsanların, bak bu kötü düşüncelerinizi atın sizden. İyi düşünün, iyi olsun yani. İyi düşünmek varken neden hep kötüyü düşünüyorsunuz ki yani? Burada ticaret yapmıyoruz ki. Ticaret değil bu yani. Burada bir iyilik var burada. Yani burada yapılan bir iyilik var. Bence iyi düşünün yani. İyi bakamazmış, yok bilmem ne olmalı. Ya çocuk köpeği seviyor, kardeşi de seviyor. Bir tane köpek, bir tane köpeğin neyine iyi bakamayacak ya? Ama şu köpeklerin biraz daha büyüdüğünde kaliteleri ortaya çıkacak yani. Bunlar hem bekçilikte, korumacılıkta bakın nasıl olacaklarını şimdi de anlayabilirsiniz ya. Ben anlıyorum yani. Mesela akşamleyin en ufak şeyde dikiliyorlar, hırlıyorlar falan. Bakın Paris kemiği alamadı onlar. Hala dolaşıyorlar öyle. Biz bunları aldık, kaç gündür bakıyoruz burada. En iyi hale getirmeye çalışıyorum. Sahiplenecek kardeşlerimize de en güzel şekilde teslim edeceğiz. Benim üzerime düşen budur. Ben buna inanıyorum. Çok bilmiş arkadaşlar, çok biliyorsalar kendileri gitsin sokaktan kurtarsın. Onlar da aynısını yapsın ya da sahiplenip hepsine baksın bakalım ne yapıyorlar. Benim 10 tane köpeğim olmasına rağmen buraya bu köpekleri getirdim. Ve onlara zamanımı harcıyorum. Sizlerle de bunu paylaşıyorum, görüyorsunuz zaten. Ama bazıları diyor ki işte prim yaptım, başaramadım falan. Öyle düşünenler de var, biliyorum. Çünkü niye biliyorum? Biri bir şey yazdığı zaman onu mesela beğenenler oluyor. Demek ki böyle düşünen insanlar var. Ama o gerizekalıların aklı hiç almıyor. Beni tanısalar zaten benim ne tür şeylerden prim yapabileceğimi biliyorlar. Şey bilirler ama tanımıyorlar. Yani ben şurada şu an bir telefon yapsam prim olur. Anladınız mı? Bir telefon çevirsem prim olur yani, biliyorsunuz. Ama bilenler vardır. Ama adam gitmiş, ben bu kadar uğraşı vereceğim. Niye? Prim yapmak için bu kadar uğraşı. Ya Allah aşkına ya. Siz sabah yağmurda, çamurda kalkın bu köpeklerin bokunu bir temizleyin prim için ya. Allah belanı. Sizi ben Allah'a havale ediyorum ya. Gerçekten öyleyse, eğer kim sizin dediğiniz gibiyse Allah, tamam mı? O kişiye en kısa zamanda anında cezasını versin, tamam mı? Öyle düşünüyorsunuz ya. Escobar. Şimdi Escobar'ı çıkaracağım arkadaşlar. Escobar ormana, hatta bunlarla da beraber getirebilirim belki ya. Paris'e bak ya. Zorla köpeği tez alacak. Oğlum sen kızsın ya. Bırak onu ya. Paris. Paris var ya. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Böyle mevzular var. Bunlara alıştık artık yani. Sorun yok. Hayır. Bunlara biz alıştık. Bizi sürekli karalamak isteyenler oluyor. Olacak da. Bunlar devam etsin. Biz onların... Dur. Boş buldu bana. Ne oldu? Dişlerine baksana. Ufak ufak dişleri var ya. Dişleri. Ne oldu? Yoruldun mu? Şimdi ben ormana getireyim. Durma. Bir yoruldum bakayım. O gene tabağa koştu. Gene yiyecek herhalde. Bakın kuyruklarının duruşlarında çoban köpeği olduğu belli oluyor arkadaşlar. Sallama şekilleri de öyle.
Birkaç arkadaş bana attı zaten bunların ileride nasıl olabileceklerini. Gerçekten aynı tarz. Büyüdüklerini göreceğiz tabii ki. O zaman bakacağız nasıl olacaklarını. Bu kafa ne? Bak ne güzel kafası var. Bak kulakları ne güzel yapıyor. Tuvaletini yapıyor. Aferin sana. Bu betonlara yapmayın. Şşşt! Yapma. Konuşmak dediğimiz gibi. Konuşmak kolay arkadaşlar. Önemli olan icraat yapmak. Bakın. Gelme bile. Bakın onlar burada bu temizliklerini siz yapmıyorsunuz. Tamam mı? Bakın burada görüyor musun? Bir tane pislik bulamazsınız. Yere bak. Her sabah, öğlen, akşam burada kaldıklarını söyleyeceğim. Temizliğini yapıyorum. Pislik olsa zaten ben rahat etmem. Şimdi bunların pisliğini yapmak, pisliğini temizlemek prim için miydi yani? Siz bir kere, tamam mı? Şurada son kelimelerimi söyleyeyim. Siz bir kere Allah rızasını kazanmanın ne demek olduğunu bilmezsiniz.